Selamlar dostlar. Güneş en üst düzey enerji kaynağıdır ve bu sınırsız kaynaktan hepimiz yararlanabiliriz. Peki güneş panelleri nasıl çalışır? Bir güneş paneli kadar basit bir şey güneş ışığını alıp nasıl elektrik üretir? Ben Uçan Vurgun. Sizin için hazırladığım bu animasyon filminde sizlere solar güneş panellerinin tarihçesinden, nasıl çalıştığından ve çeşitlerinden bahsediyor olacağım. Videoya geçmeden önce eğer bu tarz eğitici ve eğlenceli animasyonları izlemekten keyif alıyorsanız kanala abone olarak daha fazla erişim sağlayabileceğinizi unutmayın. İyi seyirler. Dünyada ilk fotovoltaik etkinin keşfi Fransız fizikçi Alexander'ın platin tabakalar üzerinde yaptığı çalışmalarla keşfedilmiştir. Bu etkiyi bir düzenek olarak sunan ise 1873'te Will Smith olmuştur. 1877'de katı maddelerin de fotovoltaik etki yaratabileceği keşfedilmiştir. İlk %1 verimli panel ise 1883'te imal edilmiştir. İlk güneş panelinin patenti ise ancak 63 yıl sonra Russell Ohm tarafından alınacaktı. İlk defa bir uzay aracında güneş paneli kullanıldı. Çok az enerji üretiyor olsa da insanoğlunun evrene yayılma hayalinde önemli bir adım oldu. 1950, 60 ve 70'li yıllarda yaşanan petrol krizleri sebebiyle alternatif enerji kaynaklarına ayrılan yatırımlar fazlasıyla arttı. Böylece güneş panellerinin gelişimi katlanarak büyümeye başladı. 2000'de ise 128 verimli ve 3 eklemli güneş paneli hücresinin seri üretimine geçildi. Günümüzde piyasadaki ürünlerin maksimum %25 verimle çalıştığını unutmayın. 2005 yılında SpectroLab firması %40 verimli 3 eklemli güneş paneli hücresi geliştirmeyi başardı. Ve rekor 2009 yılında %41.6 ile kırıldı. Fotovoltaik, güneş enerjisini elektrik akımına dönüştürme teknolojisidir. Buna fotovoltaik etki denir. Fotovoltaik güneş hücreleri üzerine güneş ışığı düştüğünde güneş enerjisini doğrudan doğrusal akım elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken maddelerden oluşan sistemlerdir. Tipik bir güneş paneli silikon fotovoltaik hücreleri için dayanıklılık ve koruma sağlayan bir cam muhafazaya sahiptir. Camın dış tarafında panel, yalıtım için bir katmana ve panel içindeki ısı yayılımına ayrıca neme karşı koruyan koruyucu bir arka tabakaya sahiptir. Yalıtım önemlidir çünkü sıcaklıktaki artışlar güneş panelinin performansının düşmesine neden olarak verimde düşüşe yol açacak. Güneş panelleri güneş ışığının eminimini arttıran ve silikon hücrelerinin maksimum güneş ışığına maruz kalmasını sağlayan yansıma önleyici bir katmana sahiptir. Fotovoltaik kelimesi ışık ve elektrik anlamına gelir. Bu hücreler fotovoltaik etkiyi sergileyen materyallerden yapılır. Yani güneş ışığı fotovoltaik hücresine çarptığında ışığın fotonları hücredeki elektronları harekete geçirerek akmasına neden olur ve elektrik üretimi sağlanır. Güneşten gelen ışık parçacıklarına foton adı verilir ve animasyonumuzda kırmızı ile temsil edilmiştir. Panellerin temel çalışma prensibi fotonların koparttığı elektronların eklemde dolaşması ve elektrik akımı üretmesidir. N tipi yarı iletkenden P tipi yarı iletkene elektron akışı olur ve doğrusal akım oluştururlar. Böylece elektrik üretilmiş olur. Üretilen bu enerji güneş fotonlarının gün içerisinde farklı açılarla gelmesi, bazen bulutlu havalarda daha az gelmesi veya öğle saatlerinde çok daha fazla gelmesi sebebiyle düzensiz ve doğrusal akım olarak üretilir. Ev tipi cihazların örneğin televizyon, çamaşır makinesi gibi çalışabilmesi için alternatif akıma ihtiyaç vardır. Tam bu sebeple panellerde üretilen elektriğin kullanılabilmesi için arada bu elektriği düzenli olarak gönderecek ve alternatif akıma çevirecek bir cihaza ihtiyaç duyulmuştur. Bu cihazın adı inverterdir ve elektriği doğrusal akımdan alternatif akıma çevirerek daha düzenli bir şekilde evinizin elektrik panosuna gönderir. Ev tesisatına gelen bu enerji panonuzdan geçtikten sonra doğrudan prizlerinize ve elektronik cihazlarınıza kullanılabilir. Ancak şu an izlemekte olduğunuz on-grid sistemlerde güneşsiz kaldığınızda elektriğiniz de tükenir ve şehir şebekesine ihtiyaç duyarsınız. Ayrıca ürettiğiniz fazla elektriği devlete satmak isterseniz bunu bir şekilde ölçmeniz gerekecektir. Bu noktada hem şehir şebekesindeki elektriği kullanabilmek hem de güneş varken ürettiğiniz elektriğin fazlasını devlete satabilmek ve elektrik satarak para kazanmak için ayrıca fazla elektrikten kurtulmak için arada bir elektrik sayacı kullanılır. Gördüğünüz bu sayaç devlete ne kadar elektrik sattığınızı ve ne kadar elektrik aldığınızı ölçmeye yarayan bir cihazdır. Ve ürettiğiniz fazla elektriği şehir şebekesine aktarabilirsiniz. Buraya kadar izledikleriniz güneş paneli sisteminin iki türünden birisi olan on-grid sistemdir. Diğer sistem ise off-grid olarak isimlendirilir ve şehir şebekesiyle bağlantınızın olmadığı durumlarda, örneğin bir dağ evinde, güneşten faydalanabilmenizi sağlar.
İki sistemin birbirinden temel farkı, on-grid sistemlerde elektrik sayıcı vardır ve şehir şebekesine bağlıdır. Off-grid sistemlerde ise elektrik sayıcı yoktur. Ayrıca powerbank mantığıyla çalışan çok büyük aküler, yani piller vardır. Güneş panelinden gelen elektrik inverterden alternatif akıma çevrilir ve bu pillerde depolanır. Ve ihtiyaç olduğunda pillerden ev sigortasına aktarılır ve tüketilir. Üretilen fazla elektrik pillerde depolanır, şehir şebekesine aktarılmaz. Bu animasyon videosunda güneş panellerinin tarihçesinden, nasıl çalıştığından ve çeşitlerinden bahsettik. Ben Uçan Vurgun, çizim yapmayı seven birisiyim ve bu tarz animasyon videolar hazırlıyorum. Takip edip bildirimleri açarsan beni daha çok izleyebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.